Şimdi efendim çok sorulan bir soru Sultan Abdülhamid'e Bediüzzaman'ın muhalefeti. Defalarca anlattım, defalarca yazdım. Kitaplarımda da var hangisinde olduğunu bilmiyorum ama okumayan için hiçbir kitap yazılmamıştır, dinlemeyen için hiçbir söz söylenmemiştir der Hazreti Mevlana. Defaatle aynı şeyleri anlatmak da insana sıkıntı veriyor. Şimdi Sultan Abdülhamid'i müçtehit olarak kabul ederseniz iki müçtehidin çatışması olarak algılarsınız. Halbuki Bediüzzaman'ı münevver müçtehit, Sultan Abdülhamid'i de bütün faziletlerine ve dirayetine rağmen siyasetçi olarak kabul ederseniz münevverin siyasetçiyi eleştirme hakkı vardır ve hatta zarurettir eleştirmesi. Yoksa doğruyu nasıl bulacaktır? Etrafında o kadar çok isabet buyurdunuz efendim. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük sizsiniz efendim diyen insan vardır ki yoldan çıkması işten bile değildir Bediüzzaman. Mesela Sultan II. Abdülhamit çarşafı yasaklıyor. Güvenlik tedbiri olarak efendim suikast yapabilirler. Çünkü çok sayıda suikast atlattı. Peki Bediüzzaman buna fetva mı versin? Ya da Mehmet Akif buna fetva mı versin? Ama üslubuyla eleştirmek. Şefkatli sultan. Sultan Abdülhamid'den bahsetmesi bu ifadelerle ödüllendirerektir. Yani derdi bağcı dövmek değil Bediüzzaman'ın, üzüm yemektir. Bu anlamda eleştiriyor ve bu anlamda tenkit etmek Osmanlı geleneğidir. Koçi Bey Risaleleri diye meşhur olmuş tenkitnameler vardır. Sultan 4. Murat gibi öfkeli bir padişaha Koçi Bey gidiyor takır takır takır, bu yanlış, bu yanlış, bu yanlış, bu yanlış, bunları yaz getir diyor. Gidiyor bir risale yazıyor, meşhur Koçi Bey Risalesi. Ve onun gibi çok vardır, her padişahın tenkitçisi vardır hocalarının dışında. Bir gün yazarım inşallah. Kitabı getiriyor, aa ne güzel cilt olmuş diyor 4. Murat, kenara koyuyor. 5 kese altın verin diyor herife. Almazam diyor, özür dilerim. Padişah iradesi reddedilmez ama çünkü ben sizden altın alırsam bir daha sizi eleştiremem. Ekmek yediğim tabağa tüküremem. O zaman ben sivil kalayım. Dışarıdan tenkitlerime devam edeyim. Siz de altın vereceğinize, zahmet edeceğinize lütfen zahmet buyurun da şunları okuyun. 4. Murad'ı o sert mizacından çıkarıp adil bir padişaha dönüştüren o eleştirilerdir. Bediüzzaman yazardır, düşünürdür. Mehmet Akif yazardır, düşünürdür. Süleyman Nazif de eleştiriyor, o da düşünürdür, yazardır. Efendim Nami Kemal Ziya Paşa eleştiriyor, onlar da malum şair vesaire. Bunlara hürriyet lazım. Abdülhamid zaman zaman sert tedbir alırdı, ikinci Abdülhamid. Ona da devlet lazım. Peki iki taraf kendi duruşundan niye haklı olamıyor da illa onları birbiriyle çatıştırma gereği doğuyor? Binaenaleyh Bediüzzaman kendi duruşunda, kendi konumunda Sultan II. Abdülhamid'i üslubuyla eleştirmekte son derece haklıdır. Alim sıfatının gereğini yerine getirmiştir. Sultan Abdülhamid de devletin muhafazası için zecri tedbirler almakta, bazen kantarın topuzu kaçsa bile haklı olabilir. Bu taraftan bakmak lazım bana göre hadiseye. Bediüzzaman da bizimdir, Mehmet Akif de bizimdir. İyi ki vardılar. Sultan II. Abdülhamid de bizimdir. Onlar birbirlerini eleştirdiler diye hiçbirinden vazgeçmeye de niyetimiz yok. Bunun cevabı da bu efendim.